Çocuklar, biz Koca Sinan Belediyesi'nden geliyoruz. Koca Sinan Belediyesi olarak ilkokullarda geri dönüşümün önemli konuları ve eğitim programı düzenliyoruz. Şimdi size geri dönüşüm hakkında bilgi vereceğiz. Hayatımızın her yerinde geri dönüşüm ürünleri mevcut. Bu gördüğünüz bilyeler, bunlar da geri dönüşüm camlarından elde edilmekte. 35 adet 2,5 litrelik kullanılmış pet şişeden bir uyku tulumu yapılabilir. Gördüğünüz gibi kullandığımız her şeyde geri dönüşüm ürünü var. Yeter ki bunları çöpe değil geri dönüşüm kutusuna atalım. Bakın sizin atmış olduğunuz atıklar, geri dönüşüm atıkları öncelikle toplama ayırma tesisine gider. Biz sizin atmış olduğunuz kağıt, plastik, cam ve metal atıklarını okulunuzdan, evlerinizden alır, bizim Kayçev toplama ayırma tesisine götürürüz. Burada gördüğünüz gibi bir bant vardır. Bant da sizin atıklarınız ilerler. Bu gördüğünüz abilerinizden biri camı, biri plastiği, biri metali, biri kağıdı seçer. Böylelikle atıklar birbirinden ayrılmış olur. Bunun nedeni ne? Bunların hepsi birer geri dönüşüm atığı ama hepsi farklı yerlerde, farklı endüstrilerde değerlendirilir. Siz kullanmış olduğunuz pet şişeyi geri dönüşüme atarsanız bu bir makine yardımıyla küçük parçalara kırıtılır. Kırıldıktan sonra eritilip çok yeni şeylere dönüştürülebilir. Bakın mesela bir plastik şişe geri dönüşüm sonrasında bir deniz topuna dönüşebilir. Koca Sinan Belediye'mizin düzenlemiş olduğu geri dönüşümle ilgili öğrencilerimizin bu konuda yani bilgilendirilmesinden bu geri dönüşüm daha faydalı hale gelecektir. Ayrıyeten tuvaletlerimizin temizliği her hafta temizliğinden dolayı da Koca Sinan Belediye Başkanımızın bu hizmetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.